Merhaba arkadaşlar, uygarlıkları ile bugün dersimize devam edeceğiz. Öncelikle Mezopotamya'da kurulan uygarlıklar, sonrasında Anadolu'da kurulan uygarlıklar ve diğer bölgelerde kurulan uygarlıklar şeklinde dersimizi anlatacağız. Mezopotamya'daki uygarlıklara bakacak olursak, Sümerlileri, Akadları, Babilleri, Asurları ve Elamları görebiliyoruz. Burada öncelikle şunu söylememiz gerekiyor ki, uygarlıklar arkadaşlar genel manada verimli arazilerde kurdular. Yani yaşam şartları çok fazla elverişli olmadığı için daha çok nehir ve dere kıyılarında kurulduklarından bahsedebiliyoruz. Veya çok verimli arazilerde kurulduklarından bahsedebiliyoruz. Mezopotamya'nın da yapısı itibariyle baktığımızda zaten genel isminin, bilinen isminin bereketli hilal olarak adlandırıldığını söyleyebileceğiz. Hangi alanı kapsar dediğimizde burada zaten nehirleri de görebiliyoruz. Fırat ve Dicle nehirleri arasında olduğunu söyleyelim. Günümüzde Irak, Suriye, ülkemizde ise Güney Anadolu bölgesini ve İran bölgesini içine alacak gençler. Burada baktığımızda öncelikle Sümerliler ile başlayacağız. Sümerliler bizim gördüğümüz ilk şehir devletleridir. Burada kendi içinde yöneticilerine Patesi, Ensi, Lugal ve Kalma isimlerini aldığından bahsedebileceğiz. Aynı zamanda bu Sümer uygarlığının ilk olarak çivi yazısını kullanmasıyla beraber tarihi çağları başlattığından söz edebileceğiz. Bizim için en önemli özellikler de bunun başında gelecek. Tarihi çağları başlatmıştır. Tarihi çağlar başladı diyebiliyoruz. Bununla beraber zaten birçok ilkin de Sümerlilerde olduğundan bahsedeceğiz. Mesela zikurat dediğimiz, burada da örneği bulunan tapınakların inşa edildiğinden bahsedeceğiz. Bu tapınaklar arkadaşlar gerçekten oldukça kullanışlıdır. Mesela üst katı bu bölge gözlemevi olarak kullanılabilir. Gözlemevi. Hemen hemen her soruda da zigurat çıkar. Alt katı ise ne olarak kullanılabilir mesela? Tahıl ambarı olarak kullanılabilir, değil mi? Tahıl ambarı. Aynı zamanda tapınak adı üzerinde burada ne yapabilirler? İbadetlerini yapabilirler. Burada uygarlıklar hakkında şunu hatırlatmada fayda var. Genel manada bütün uygarlıklar arkadaşlar çok tanrılı dine inanırlar. Yani birden fazla tanrıları vardır. Burada uygarlıklar içinde sadece İbraniler tek tanrılı bir inanca sahiptir. Yorumunu yapabileceğiz. Tabii ki hukuk kuralları da vardır arkadaşlar. Hukuk kurallarına baktığımızda da Uridokina kanunlarını görebiliyoruz. Bu yazılan ilk yazılı hukuk kurallarıdır bizim için. Kendi içlerinde sınıflı bir toplum yapısı vardır diyebileceğiz. Yani zengin, fakir ayrımının olduğunu burada görebiliyoruz. İlk olarak ayılı takvimini kullanacaklar. Gılgamış, yaratılış, tufan gibi de destan örneklerini bıraktıklarından söz edebiliyoruz. Buradaki görselde çivi yazısının örneklerini görebileceğiz arkadaşlar. Buradaki görselde ise şehir devleti örneği vardır. Bu arada bu şehir devletlerinin uygarlıktan uygarlığa farklı isimleri olabilir. Mesela biz Sümerlerdeki şehir devletine site adını vereceğiz. Mesela Yunanlarda polis diyeceğiz. Bunun gibi şehir devletlerinin arasında herhangi bir siyasal bağ yoktur. Kendi içlerinde savaşabilirler. Yani siyasi olarak birbirlerine bağlı değiller. Daha çok küçük oluşumlar içinde varlıklarını sürdürürler diyebiliyoruz. Sorularda da karşımıza en fazla çıkan uygarlıklar arasında yerini alacak Sümerliler. Akadlara baktığımızda ise, burada zaten direkt hiç anlatmadan görsele baktığımızda savaşçıdır diyesiniz geliyor. Kral Sargon tarafından kuruluyor arkadaşlar. Başkentleri Agade ilk düzenli orduyu kurmuşlardır. Yani ne diyeceğiz? Savaşçıdır diyeceğiz. Savaşçı oldukları için de birden fazla ulusu kendi himayesini altına alabilirler. Öyleyse bu durum ne olacak? İmparatorluk kurmalarına sebep olacak
Ve ilk büyük imparatorluk olarak Akkadlar bizim karşımıza çıkacak. Uygarlıklar hakkında arkadaşlar, mesela nerede kurulduklarına çok fazla hatırlamasanız bile burada en önemli özellikleri vardır. Bu en önemli özelliklerini muhakkak hatırlamanız gerekir. Burada mesela ilk büyük imparatorluk ve düzenli orduların olmasını muhakkak hatırlamamız gerekecek bizim. Şimdi geldik Babillere. Hemen Babillere baktığımızda da başkent arkadaşlar Babil'dir. Burada Babil'de biz geliştirilmiş bir hukuk kuralı görebileceğiz. Öncelikle yöneticilerin Hammurabi olduğunu bilelim ve kendi isminde hukuk kuralları koymuş, Hammurabi kanunları diye. Bildiğimiz ilk anayasa ve bu kurallar arkadaşlar oldukça sert yaptırımları olan kanunlardır. Bu yüzden biz bunu kısasa kısas diyoruz. Yani çoğu cezanın kesin ölümle sonuçlandığından bahsedebiliriz. En ufak suçta bile insanların öldürüldüğünden bahsedebiliyoruz. Bu yüzden suç oranının daha az olduğunu da söyleyebiliriz. Güçlü bir orduları vardır. Bu yüzden de devlet yapısı olarak güçlüdür diyeceğiz. Aynı zamanda Babil Kulesi, Babil'in asma bahçeleri eserleri örnek olarak gösterilebilecek. Geldik Asurlara. Şimdi Asurlar arkadaşlar başkenti Ninova'dır öncelikle. Onu söyleyelim. Ticaret ile uğraşırlar. Burası bizim kilit noktamızdır. Ticaret ile uğraşmaları. Çünkü kimiyle ticaret yapıyorlar arkadaşlar? Burada hemen gösterelim. Komşuları neresi? Anadolu ile ticaret yapıyorlar. Anadolu ile ticaret yaptıkları için doğal olarak kendi uygarlıklarında gelişmiş olan ve kullanmış oldukları bilgileri Anadolu'ya da taşımış olacaklar. Bu şekilde de Anadolu'ya yazıyı götürdüklerinden söz edebileceğiz ve artık Anadolu'da da uygarlıklardan bahsedebileceğiz. Burada kendilerine özel çok büyük bir kütüphane inşa etmişlerdir. Kayseri Kültepe Kütüphanesi bilinen en büyük kütüphanelerden bir tanesiydi bu dönem için. Tabii ki günümüze kadar gelmediğini söyleyebileceğiz. Genel manada Asurlular bu şekilde arkadaşlar ticaretle uğraşmaları, Anadolu'ya yazıyı götürmeleri ve bilinen ilk kütüphaneyi oluşturmaları unutmamamız gerekenler arasında. Geldik Anadolu'da kurulan uygarlıklara. Öncelikle Anadolu'da 5 tane uygarlıktan bahsedeceğiz. Burada da Hititlerden bahsediyoruz. İyonyalılardan bahsediyoruz. Friglilerden bahsedeceğiz. Lidyalılardan bahsedeceğiz. Ve Urartulardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Anadolu'da biliyorsunuz ki yapısı itibariyle oldukça verimli toprakları içinde barındırıyor. Hititlere baktığımızda da Kral Labarna tarafından kurulmuştur arkadaşlar. Burada komutanlarına baktığımızda da komutanın birden fazla görevi olduğunu söyleyebileceğiz. Yani komutanları onların aynı zamanda hem başkomutanı, hem başrahibi, hem de başyargıcı niteliğindedir. Yani bütün gücün komutanda toplandığını, hükümdarda toplandığını söyleyebiliyoruz. Şimdi hükümdarda toplanırsa öyleyse bu devletin yönetim şekli nedir? Monarşidir. Monarşi. Ama birden fazla yönetim şekli benimsediklerini zaten birazdan anlamış olacağız. Kraliçelerine tavananın adını vereceğiz arkadaşlar ve hükümdar ülkede değilse direkt olarak yetki kraliçeye geçecek. Aynı zamanda Pankuşu Meclisi dediğimiz meclisleri var. Burada işte yönetim şekli birazcık karışır. Çünkü eğer ki hükümdarın yetkileri bir meclis tarafından kısıtlanıyorsa bu bizim için meşrutiyet yönetimidir. Yani ikili yönetim anlayışı olacak arkadaşlar. O yüzden meşrutiyet yönetiminin de olduğunu söyleyebileceğiz.
Aynı zamanda tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Anlaşması imzalanmıştır. Kiminle imzalanmıştır dersek Mısır ile imzalandığını söyleyebileceğiz. Hititler, burada yeşil ile gösterilen yer gördüğünüz üzere oldukça geniş bir coğrafyaya yayıldığını söyleyebileceğiz. Bununla beraber de her gittikleri yerde arkadaşlar Tanrı'yı küstürmemek için o tanrılara da inanmaya başlamışlar ve bu şekilde zaten çok tanrılı olan yapılarında daha fazla tanrı oluşmuş ve Hititlere biz bin tanrı ili adını vermişiz. Tanrılarına o kadar bağlılar ki tanrıları için anallar yani yıllıklar yazmışlar. Hemen hemen her soruda bizim için kilit noktadır anallar. Çünkü anallarla beraber ilk olarak objektif tarih yazıcılığı anlayışı doğacak. Objektif tarih yazıcılığı doğacak arkadaşlar. Tarih yazıcılığı. Ona da şu şekilde örnek verebiliriz. Mesela Tanrı'ya hesap verirken yalan söyleme gereği gütmeyiz. Bu, tabii ki yazmış oldukları anallar kendilerinden sonraki nesiller için değil, tanrıları için yazıyorlar. Ve tanrıları onların ne yaptığını çok iyi bildiği için yalan söyleme gereği duymuyorlar. Her şey nasıl olduysa aynı şekilde yansıtılıyor bu anallarda ve biz bu anallar sayesinde objektif tarih yazıcılığının örneğini ilk defa Hititler'de görmüş oluyoruz. İlk defa tımar sisteminin uygulandığını söyleyebileceğiz. Tabii ki tımar sistemi geniş coğrafyada yayıldıkları için de oldukça kullanılabilir bir yöntem olacak. Hukuk sistemi birazcık daha yumuşatılır Babililere göre ve ilk olarak insancıl hukuk sisteminin olduğunu söyleyebileceğiz ve resimli yazı olan hieroglif yazısını kullanmışlardır. Aynı şekilde mesela Mısır uygarlığı da hieroglif yazısı kullanacak. Yazılı kaya ve İdris kabartmaları eserlerini örnek olarak gösterilecek. Yine sorunun oldukça fazla geldiği konulardan bir tanesidir Hitit uygarlığı. Hemen hemen saydığımız bütün özellikler en önemli özellikler arasında yerini alıyor. Bu da eserlerin çeşitli örnekleri. Geldik iyonlara. Şimdi iyonlara baktığımız zaman nerede kurulduğunu görebiliyoruz? İzmir ve çevresinde. Yani buradaki kıyı şeridi iyonların bulunduğu yerdir. Evet, ne demiştik? Her bölgede özellikle nerede kurulduğunu bilmesek de olur ama bazı yerler var ki bölgesini bildiğimizde üzerinde direkt olarak yorumlar yapabiliriz. Mesela ben bu bölgeye baktığımda daha çok engebeli bir arazi görebiliyorum, değil mi? Deniz kıyısında kurulmuş. Demek ki benim ilk yorumum ne olabilir? Burada deniz ticareti yapmışlardır, değil mi? Deniz ticareti yapmışlardır diyebilirim. Çünkü zaten denize daha yakınlar. Deniz ticareti daha çok nasıl karşımıza çıkacak? Kolonicilik şeklinde karşımıza çıkacak. Öyleyse zaten burada ulaşım da zor olacağı için şehir devletleri şeklinde gruplandıklarından bahsedebileceğiz. Yani başlarında otoriter, diktatör bir yönetici yok. Bu durumun olmasına da bizim karşımıza şu çıkıyor. Özgür düşünce ortamı burada daha fazla vardır. Çünkü korktukları bir otorite olmadığı için kendi fikirlerini daha iyi bir şekilde burada yansıtabilmişlerdir ve birçok filozofun da burada düşüncelerini söylemesine sebep olmuştur. Bu tabii ki de bilimi geliştirmiştir. Kimlerden bahsedebiliyoruz? Thales, Pisagor, Hipokrat ve Herodot'un bu coğrafyadan çıktığını söyleyebiliyoruz. Genel manada deniz kıyısında kurulan uygarlıklar hep şehir devleti halinde ve ticarette de kullanıcılık yapan uygarlık şeklinde adlandırılacak arkadaşlar. Hani bunu aklınızda tutabilirsiniz. Geldik Friglere. Friglerin arkadaşlar kurucusu Gordion'dur. Hatta hakkında biliyorsunuzdur belki pek çok hikaye anlatılır. Daha sonra en ünlü kralları Midas hakkında özellikle pek çok hikayenin olduğunu belki duymuşsunuzdur. Hangi bölgede yer alıyor dersek günümüz Ankara Polatlı bölgesinde şurada sarıyla gösterilen alanda yer aldığını söyleyebileceğiz. Genel anlamda uğraşları
tarım ve hayvancılıktır. Hatta tarım ve hayvancılık hakkında çok keskin ve katı kuralları vardır. Mesela öküz öldürene veya saban kırana direkt olarak ölüm cezası verilir. Hatta tanrılarına bakıyoruz, bereket tanrıçası Kibele'ye inandıklarını söyleyebileceğiz. Bunun gibi. Aynı zamanda burada tapetes adı verdiğimiz, burada kilimleri inşa etmişlerdir. Şurada görselinde de görüyorsunuz. İlk örneklerini Frigi uygarlığında rastlayabiliyoruz. Kendi işleriyle fabul örneklerinin, yani hayvanların ağzından hikayelerin yazıldığından bahsedebileceğiz. Ve son olarak maden işçiliğinde usta olduklarından bahsedebileceğiz. Baktığımızda ise burada yine Sardes bölgesinde kurulduğunu söyleyebileceğiz. Yine baktığımızda deniz kıyısında kurulmuş. Hem şehir devleti yapısını görebiliyoruz, hem de burada artık Lidyalılardan kara kalıcısı olduklarını ve ticaretle uğraştıklarını söyleyebileceğiz. Burada Lidyalılar arkadaşlar parayı icat ettiler ve bu şekilde de parayla beraber ticarete atıldılar. Yani ticareti para yoluyla sağladılar diyebiliyoruz. Önemli bir yolu ellerinde tutuyorlar. Bu da kral yoludur. Tarihte belki dikkatinizi çeker. Bu ticaret yollarına hakim olmaya birçok uygarlık çalışır veya devlet çalışır. Ve hakim olan kişiler de genellikle en önde planda en güçlü devletler arasında yerini alır. Bu yüzden kral yolunun buradan geçmesi bu toprakların günümüze gelene kadar pek çok kereler işgal altında olacağını bize haberini aslında birazcık buradan vermiş olacak. Şimdi parayı o kadar çok bulmuşlar ki Lidyalılar ne yapmışlar? Ücretli ordu yapmışlar. Burada iş birazcık çıkmaza düşer. Çünkü parayla ordu satın aldıkları için tabii ki milli bilinçle paralı askeri aynı tutamayız. Daha kısa süreli bir uygarlık olduğundan bahsedebiliyoruz Lidyalıların. Nedeni ise ücretli ordularının olması. Gelelim Urartulara. Urartular arkadaşlar, burada haritada hemen gösterelim. Van ve çevresinde kurulmuştur. Genel manada baktığımızda çok fazla tarım, hayvancılık vesaire göremiyoruz ama madencilik ve kale mimarisinde önemli işler yapmışlardır ve özellikle buradaki görsellere baktığımızda özellikle de buna bir mezar yapısı görebiliyoruz. Bunun yorumu şudur: ölümden sonraki yaşama inanç vardır. Bu yüzden mezar kültürünün de geliştiğini söyleyebileceğiz. Hatta çoğu mezarlar, özellikle de önemli kişilerin mezarları oda şeklinde inşa edilir ve değerli, kıymet verdiği eşyalarıyla beraber gömülür. Biz bunları günümüzde bulduğumuzda tabii ki bu şekilde yorumlayabiliyoruz. Mısır uygarlığı ile haftaya devam ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.